Herkese merhabalar. Yine bir cuma günü saat 5'te detay programında sizlerle birlikteyiz. Öncelikle 27 Aralık 1919 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı bugün. Onu kutlamak istiyorum. Aynı zamanda şu anda bütün şehirlerde bununla ilgili kutlamalar yapılıyor. Ve bugüne özel gibi olmuş olduğu aslında konuğumda, bugünkü konuğumda yine bir belediye başkanı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuğum bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz zor oldu. Birkaç haftadır üstüste konuşuyoruz aslında. Evet. Yoğun programınız, o yüzden son dakika iptaller olabiliyor. Evet. Danışmanınız tarafından ama nihayetinde bugünü saptadık ve ayağınıza sağlık. Bugün buradasınız. Evet. Ben de sizi bugün burada ilk defa tanıdım. İki de tanıdım. Evet, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Neşet Tarhan kimdir? Biraz anlatır mısınız kendinizi? Çok az. Evet, yani belki çok klasik olacak ama çoğu insan herhalde köylü, kökenimiz hep köylü herhalde. Evet. Ben de bir köyde, Ceyhan'ın bir köyünde doğdum. Orta 1'e kadar orada kaldım. Bunu niye söylüyorum? Zaman zaman özellikle okullar ziyarete geldiği zaman çocuklar soruyor, sizin küçükken yani ilkokulda hayaliniz neydi diye. Doğrusunu isterseniz hiç yoktu. Yani ne olacağımızı ben köyde okuyan herhangi birisiyim. Yani hedefiniz yok muydu yani? Yok yani, ne olacak, üniversiteyi bitirecek miyiz, bir şey olacak mıyız, neyimiz olurdu, hiç böyle bir şey yok. Ama yani mühendis olacağım, belediye başkanı olacağım, arabam olacak, işte evim olacak gibi, yok böyle bir şey. Başkanım, hayal kurmuyor muydunuz gerçekten? Yok, inan yoktu. Benim hayal şu, orada ilkokulu zannediyorum 5. sınıfta, 3 erkek kardeştik. Bir futbol topumuz ilk defa olduğu zaman bezden topla oynardık. İlk defa futbol topu olmak çok büyük mutluluk verdi bize. Yine 3 kardeş ortak kullanıyoruz. Bir bisiklet alındığı zaman bizim dünya bizim olmuştu. Bizim dünyamız öyleydi açıkçası. Evet. Bir futbol topu, bir bisiklet yetiyordu ama sen ailemizin zor koşullarda ama belki o zor koşullar da buraya getirdi. Evet, bir şekilde olabilir. Okuduk. Benim bütün kardeşlerimiz okudu. Benden 3 yaş büyük olan milletvekili de oldu. Hiç aklımızdan geçmezdi böyle bir şey. Çok öyle milletvekili gibi konuşan, halk arasındaki gibi siyasetçisi veya çok konuşan ama birisi. Ama seviyorsunuz demek ki başkanı. Evet, hem milletvekili çıkmış, belediye başkanı, yani demek evet, ki siyasete ilginiz varmış. Oradan buraya geldik. Yani şartlar buraya getirdi. Yine hala ama şu reel siyaseti sevmiyorum ben. Bakmayın hani bazen belediye başkanını herkes siyasetçi gibi görür. Ben değil. Siyasetçi falan değilim, onu söyleyeyim. Değil, evet. İki nedenden dolayısıyla. Bir, benim geçmişim hep bürokrat olarak geçti. O nedenle. İkincisi, hakikaten mevcut reel siyasetten rahatsızlığım var, hala var. Bu nedenle sevmiyorum. Fakat şu yapımız var aile olarak da. O vefat eden milletvekili abim de öyleydi. O da konuşmazdı, pek siyasete fazla girmezdi ama o da çok mücadeleciydi. O da çok mücadele ettiği için 12 Eylül'den sonra 3,5 yılda hapis yattı cezaevinde. Şimdi ben de mücadele etmeyi seviyorum. Şimdi bu farklı. Siyaseti sevmemek farklı. Siyasetin belli bir yere gelmesi için mücadele etmek farklı bir şey. Daha iyi olması için. Benim şu anda yaptığım bu. Kendi parti içerisinde de, partim içerisinde de siyasetin, politikanın çok daha düzgün olmasını, düzgün insanların yapmasını istiyorum. Haksızlıklara tahammül edemiyorum. Mücadeleyi seviyorum. Ama o yüzden de buradayım. O yüzden de buradayım, evet. Süper. Peki, herhangi bir hayaliniz yoktu küçük yaşlarda. Peki büyüdükçe, ortaokul, lisede ne oldu? Yine aynı şekilde yani. Gerçekten öyle. Ortaokul, lise, bunlar çok çalışan, çok zekiyim demiyorum. Çok çalışan bir öğrenciyim. Evet, dolayısıyla çok çalışkan bir öğrenciyim, çok başarılı. Okumak zorundaydım. Yani başka bir seçeneğim yoktu çünkü benim okumanın dışında.
Üniversitede okumayı bir kurtuluş olarak mı görmüştünüz? Ancak öyle, tek çare buydu. Başka şeyimiz yoktu bizim. Üniversitede de bir öğrenci kredisiyle okulu ben bu şekilde bitirdiniz. Okudum. Herhangi bir başka bir aileden bir katkı olmadı. Zor koşu öğrenci yurduna parayı veriyorsunuz. İşte harçlığınız o krediyle. Bu şekilde öyle olunca çok fazla aman aman böyle büyük hayal falan yok. Şimdi de mesela ne hayali olabilir insan? Ya ben buradan daha büyük benim için bir şey olmaz. Kiminin belki olabilir, daha başka şeyler hedefi olur ama yok yani. Ben işte ikinci biz hep çocuklara hayal kurun, insanlara hayal kurun diyoruz ama hani siz gerçekten... Aslında hayal kurmak tabii ki güzel, şu anlamda var. Yani ben bulunduğum yerde başarılı olmak isterim. Bulunduğum buraya kolumda, gelmek istemediniz mi? Yani bulunduğum görevde tabii ki belediye başkanlığını isteyerek geldim ama mücadele etmek için geldim. Tamam ama bir hayaldi gene de aslında. Evet, hayal demeyelim ama istekti evet, yani. Evet, siyasal tabii ki. Ben 68 döneminin hareketli döneminde bir üniversite öğrenciliği geçirmiş birisiyim. Bu mücadelede sırasında birçok kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Çok sayıda yakın arkadaşlarım oldu. Bunlara karşı bizim borcumuz var. En büyük borç o. Yani benim omuzlarımda olan. Bunlara layık olmaya çalışıyoruz tabii geçmişteki. Hedefi olan birisiniz anladığım kadarıyla. Evet, mücadeleden arkada hedefim tabii ki var. Ve burada da koyduğum hedefte de mutlaka başarılı olmak isterim. Süper. Öyle bir yapım var. İşte aslında başarılı olmanın da en önemli niteliklerinden bir tanesi istikrarlı olmak, hedefi evet. Tuttu. Önce hedefi bulmak, sonra o hedefe doğru istikrarla gitmek. Tabii, değil mi? Yani naçizane benim fikrim böyle ama. Evet. Evet. Peki, sonra neler yaptınız? Yani belediye başkanlığından önce. Evet, ben biraz belki şans diyelim. Bazen öyle oluyor. İnsanlar kendi kaderini kendisi çizemiyor tabii ki. İyi olur. Bazı insanlar şanssızlık da olabilir tabii. Benim şansımdan herhalde ben ziraat yüksek mühendisiyim. İşletme alanında yüksek lisans, master yaptım. Tezim de bugünlerde çok konu olan, böyle moda olan kooperatifçilik üzerine ama kooperatifçilik derken siyasal içeriği olan kırsal alanda ki demokratik halk kooperatifçiliği örgütlenmesi üzerine de çok büyük bir çalışmam oldu, kitabım oldu. Yani bu master tezim de oldu. Bakanlıklarda, Tarım Bakanlığı'nda hiç çalışmadım. Aklı o gelir ziraat mensubu ama Köy İşleri Bakanlığı eskiden vardı, Ticaret Bakanlığı vardı. Kısa bir mühendisliğin dışında hemen bölge müdür yardımcılığı, bakan danışmanlığı, yaş 30 olmadan genel müdür yardımcılığı veya işte 12 Eylül'de de buraya yine yaşımız 30 olmadan belediye başkan yardımcısı olarak Mersin Belediyesi'ne geldim. Emanet olarak geldim. Tekrar koşullar iyileşir Ankara'ya giderim. Yine üst düzeyde bir görev alırım diye beklerken burada evlenince hemen burada kaldım. Hiç düşünmediğim belediyede açıkçası hiç düşünmezdim. Diyorsunuz ki hayaliniz. Hiçbir zaman ben üniversitede okurken bir belediyede çalışmak gibi sizin bir hayalim hiç olmadı. Olmuş. Hiç olmadı. Ama emanet girdiğim belediyede, Mersin Belediyesi'nde 24 sene kaldım başkan yardımcısı olarak. Emekli oldum. Emekli olunca da dedim ki ticaretten anlamam. Ticaret yapamam. Kahve alışkanlığım yok. Çalışkan ve üretken bir insanım. İdealimiz de var ama boşta durmayalım. Evet. Biz deneriz dedik. Bir iki denedik. Olmadı daha doğrusu adaylık. Sonunda aday yaptılar. Öyle diyoruz. Bir dönem, geçen dönem 2014-2019 döneminde %44 yaklaşık oyla sağ olsun Mezitli halkı benden yana tercihini kullandı. Bu dönemde yine aday yapıldık ve %57 oyla, iyi bir oyla Mezitli halkı bizi bu göreve getirdi. Ben de onlara layık olarak çalışmaya çaba gösteriyorum. Mezitli halkı sizi seviyor gerçekten de. Ben yayın için alacağımı söylediğimde hani bazılarına, bazı insanlara reklam yaptığımda hakikaten hani sizin için böyle çok ılımlı, güzel şeyler söylediler.
Evet, benim yani halka oradan, yakın, oradan buradan tanıdığım dostum, naif, ahbabım, şuradan bir çevrem yok. Benim adamım yok, her yerde söylüyorum. Benim A takımım yok, böyle şeyler söylerler. Belediye başkanları için danışmanım hiç yok benim. Korumam yok benim. Öyle mi? Tabii, ne tabii ben ki de aslında korumam. Şöyle bir şey, öyle mi diyorum? Danışmanınız bir tane, hayır, var ama hiç ona bile yani tam bağ şey yok, kurmakta çok zorlanıyoruz. Evet. Hayır, danışmanım yok benim. Bakın söylüyorum. Korumam yok. Kendi kendime hareket eden A takımım falan diye bir takımım da yok. Herkes benim için eşit. Herkes ama benim için eşit. Yani o yanlış anlamayı da düzeltiyorum. Çünkü diyorlar ki yanınızdakilere dikkat edin. Ya yanımdaki yok. Benim yanımda bir eşim var, iki çocuğum var, o kadar. Onun dışında herkes benim için eşittir. Doğru dürüst davranan benim yanımda olur. Halk bizimle beraber. Ama ilk dönemde bunu çok kullanmıştım. Bu belediye halkın belediyesi olacak demiştim. Ben halkın belediye başkanı olacağım demiştim. Bu ne kadar anlaşıldı, hala ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama dün bir programda yine söyledim. Örneğin geçen hafta sonu Mezitli'de ikinci kez olan benim dönemimde bir orman kesim olayı oldu. Hı hı. Şimdi bu ormanı kesen vatandaşın belediye başkanı olmam söz konusu değil benim aslında. Çünkü ben bunlarla mücadele etmek için buraya geldim. Ben halkın belediye başkanıyım dedim. O daha basit anlaşılması için, doğru, söylüyorum. Eğer bir takım rant peşinde koşanlar varsa, haksız kazanç peşinde koşan varsa, onun da tabii ki belediye başkanı olmam söz konusu değil. Bir kadına şiddet uygulayan, tacizde bulunan varsa onun da belediye başkanı olmam. Söylemek istediğim o burada. Doğru, haklı olan herkesin ama belediye başkanı. Peki. O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Kadın dediniz. Kadına şiddet uygulayan, evet, varsa onun da karşısında olmam gerekir. Mezitli Belediyesi olarak kadınlar için nasıl projeleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Benim en çok ilgi alanıma giren konu aslında hani diğer her şey tabii ki belediyenin içinde, evet, yapılan ilgi alanım ama kadınlar, çocuklar, aile daha çok benim çalışma alanıma girdiği için bu konu benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü kadınların ne kadar üretken, çalışkan ve ayakta durabilirlik gücü fazla olursa, evet, evet, kendilerini tabii daha güzel koruyabilecek, tabii, yani korumak zorunda kalacaklar diyelim. Böyle konuşmak da istemiyorum. Ancak her gün güzel olmayan şeyler olabiliyor. İnsanların ruh sağlığıyla ilgili şu an Türk toplumunda gerçekten bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü çok fazla bir kavga, birbirini öldürme, saldırma, öfke, bu çok fazla. Daha da çok tabii ki güçsel anlamda kadın ne kadar erkek kadın eşit destek de fiziksel, evet, anlamda biraz daha tabii ki güçsüz olabiliyor. O yüzden kadınlar için, kadınların güçlenmesi için belediye neler yapıyor? Yani evet, bunu tersten başlayarak söylemek gerekirse, peki, şu anda Türkiye'de tabii normal bir demokratik parlamenter sistemden tam olarak söz etmek mümkün değil. Bir başkanlık sistemi, farklı bir rejim söz konusu. Parlamentonun normal demokratik sistemlerde olduğu kadar çok fazla belki gücü yoktur. Ama sonuç itibariyle yine parlamento en üst organdır. Alınacak kararlar orada olacaktır. Şimdi burada erkek egemen bir parlamentoyuz. Bazı gelişmiş ülkelerdeki gibi partiler seçilecekleri %50-50 diye kategorize etmiyor burada. Eğer %50-50 kategorize edilmiş olsa, mecliste kadınlar %50 temsil edilecek olsa mesele yok zaten. Kadınlar kendi haklarının mücadelesini en üst nokta olan parlamentoda yapar zaten. Şimdi durum böyle olunca o zaman demek ki bir siyasi erk olması gerekir kadınların, siyasi güç olması gerekir. Buradan mı başlamak lazım? Evet, buradan benim işin özü bu. Siyaseten güçlü olması gerekir, siyaseten bir yerlerde olması gerekir kadınların. Kendi sesini duyurması ama için, ama Türkiye gibi ülkelerde ekonomik özgürlüğünüz olmadan sizin, erkekler zor, için de bu geçerli, evet, tabii ki aslında. Ekonomik özgürlüğünüz olmadan siyaseten güçlü olmanız mümkün değil. Belli bir, evet, yerde olmanız gerekir. Kadınlar, özellikle kırsal kesimdekiler için söylüyorum başta, tabii ki ekonomik şey yok bunların, bir özgürlükleri hiç yok. Tamamen hemen bağımlı, hemen %100'ü eşlerine bağımlı durumda. Eşlerinden para alır durumdalar ve her şeyleri onlara bu. O zaman dedik bu kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri gerekir.
kabullerimizden birisi bu. Nasıl bunu yaparız dedik. En çok nerede? Kır kesiminde, köylerimizde eski. Ve o zaman bu kadınların üzerine eğilelim dedik ve kadın reçi pazarlar yaptık. 6 tane kadın reçimiz var, 650 tane. 6 tane kırsal alandakiler hariç 6 tane toplam 9 tane 650 tane kadın var şu anda kadın reçi pazarlarımızda çalışan. Olayın özü bu, kadınları ekonomik olarak güçlendirip siyaseten bir yerlere getirmek, muhtar adayı olsun, belediye meclis üyesi adayı olsun, başkan, işte milletvekili adayı olsun. Buralara hiç gelebildik mi? Hayır. Daha tabii çok uzağız bu noktadan. Diğer taraftan biraz da tarımla ilgili olduğum için ve herkesin şikayet ettiği, işte üretici kazanmıyor, tüketici yüksek fiyatla sebze meyveyi tüketiyor. Hala günümüzde çok aktüel olan bir konu. Bunu o zaman bu aracıyı ortadan kaldıralım. Araçların evet. ortadan kaldırılması gerekir her koşulda. O zaman üreticiyle tüketiciyi bu şekilde birleştirelim dedik. Hiçbir bedel almadan. Bu fiziki mekanları sağladık. Hala hiçbir ücret almıyoruz bu kadınlardan. Bu 650 kadından. Üretici pazarında kadınlardan aracıyı kaldırdınız. Kaldırdık. Üreticiyle tüketici birlikte buluşuyor. Evet, kendilerini yerlerinde tespit etti arkadaşlarımız. Köylerinde tespit ettiler. Herkes girebiliyor mu bu pazarda? Şöyle bir kere mezitli de olacak. Evet, mezitli tabii. Mezitli ikame edecek. Evet. İki, üretici olacak. Peki. Üretici olacak. Üç, kendi bizzat tezgahın başında olacak. Evet. Çocuğu da dahil olmayacak buna. Tabii bu çalışmayı yaparken teker teker arkadaşlarımız köylerde bu arkadaşların müracaatını yerinde inceledi. Ne üretiyor? Diyelim ki 2 ton domates üretebiliyor. İşte 1 ton salatalık gibi ise onlara izin veriliyor. Kendi ürünü satacak orada. Başkasının ürünü satma diye bir şey yok. Mantıklı. Mezitli'de üretilenler satılıyor. Dolayısıyla mesela bir muz bulamazsınız orada. Çünkü Mezitli'de şu anda muz pek olmadığı için. Mezitli'de üretilenleri sattırıyoruz. Doğrudan tüketiciye ulaştırıyoruz. Taze oluyor. Daha organik oluyor. Fiyat daha uygun oluyor. Bu basit bir mantıkla düşünülen bir evet, şeydi. Güzel bunun birçok belediye örnekte oldu zaten, oluyor da şu anda. Ama bunun yanında çok başka faydaları oldu. Bunun mesela bu kentte yaşayan özellikle kadınlarımız da el işleriyle katıldılar buna. Bunlar %10 seviyesinde ancak vardır kentteki kadınlarımız. Onlar da yaptıkları el ürünlerini orada satıyorlar. Kırsaldaki kadınla kentteki kadını birleştirdik biz. Bu uyumu sağladık orada. Kendi aralarında bir arkadaşlık, dostluk kuruldu bu 650 kişinin kendi arasında. Bunun ötesinde hiç benim düşünmediğim müşteriyle bunlar arasında bir bağ kuruldu. Çünkü bu müşterilerimize çeşitli mesleklerden doktor, eczacı, öğretmen, diş doktoru gibi bir de organik olunca zaten herkes... Evet, ihracatçısının herkes var ve bunlar onlarla dost oldular, satıcılar. Ve o kişilere... Bu kadınlarımız doktora gittiği zaman ayrıcalıklı oluyorlar. Ücret bile almıyor doktor arkadaşlar ondan evet. mesela. Peki. Veya bunlar diğer zamanlar hafta içinde onların köylerine gidiyorlar, misafir oluyorlar. Yani bir arkadaşlık kuruldu. Böylesine bir sosyal yönden daha direngen kadınlarımız televizyonlara çıkıp sizin televizyona da geldi buraya kadınlarımız. Burada program yaptılar. Ulusal televizyonlara çıktılar. Hayatında ilk defa İstanbul'a gidiyor kadın. Hayatında ilk defa uçağa bindi. Hayatında güzel ilk defa şey canlı televizyona katıldı bu kadınlar. Ama karşılığını da verdiler. 2017 sonunda Çin'de yapılan bir yarışmada dünya düzeyinde dünya birinciliği aldık bu projeyle. Bu yılın başlarında Fransa'da yapılan Milan Gıda Paktı çerçevesinde bir yarışmada tekrar bir dünya birinciliği aldık. Onun için bu kadınlar için ne yaparsak yeridir diyorum ben. Ve Mezitli'li kadınların yeri bizim yanımızda ayrıdır. Bu çalışmalarımız tabii ki devam edecek. Yine kadın üretim kooperatifi kuruldu şu anda. Kadın üretim kooperatifine destek oluyoruz. Onlar salep yetiştiriyorlar, enginar yetiştiriyorlar. Çok şu anda güzel. İçlerinde bir profesör kadın da var bunlar kooperatif. O da
üretimde bulunuyor. Toprakla o da haşır neşir oluyor. Hemen şunu soracağım. Evet. Toprakla haşır neşir oluyor dediniz. Ben araştırmalarımı yaparken şöyle bir şey gördüm. Hobi bahçeleri. Evet. Evet, bu hobi bahçelerinde de bu oldukça... Bu da çok harika. Başkanım ne güzel bir şey. Evet, başarılıyız. Bu 6 tane bir hobi bahçemiz vardı. Tamamladığımız. Burada tabii ki yine Mezitli'de oturması şart. Biz yapamıyoruz yani. Evet, engelli olanlara, evet. Hastalığı olan, ciddi hastalığı olanlara öncelik veriyoruz. Ciddi hastalığı olan arkadaşlar şunu söylüyorlar. Biz doktor tedavisinden daha çok fayda görüyoruz tabii. Burada diyor. Sabah geliyorlar, kahvaltılarını orada yapıyorlar. Yemeklerini orada yiyorlar. Bizi de çağırıyorlar zaman zaman onlar işte çay, pasta yapıyorlar. Kısır yapan var, çiğ köfte yapan var. Beni de davet ediyorlar onlar. Onlar çok mutlu. Toprakla birleştirir. Ama en son yaptığımız, bu yıl yaptığımız bir başka hobi bahçesi oldu 7. O farklı. Çocuklar için hobi bahçesi yaptık biz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek. Kaç yaş çocukları çocuklara bunlar? Değişik sınıflar geliyorlar buraya. Evet. Okulla mı geliyorlar? Okulla. Biz araç veriyoruz onlara. Gidiş gelişler için aracı biz sağlıyoruz. Ben söylemeden şunu yapmışlar. Çocuklar ürettiklerini okullarında sattılar ve elde ettikleri gelirle de okullarındaki yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşıladılar. Tebrikler. Olağanüstü bir şey bu. Tebrikler yani gerçekten, gerçekten o çocukların evet. O aklı bizim bu projeye ne kadar doğru olduğunu fırsat gösteriyor. Fırsat verildiğinde aslında evet. Evet, zihin evet. Ne güzel şeyler çok doğru üretiyor söylüyoruz. Değil yani mi? İnsanlar genelde de öyle yani ben şunu görüyorum. Birileri birinin itelemesini bekliyor evet. Yani seslenmesini bakın, gel diyor. Düşünmek başkanım Göte'nin şöyle bir sözü var. Düşünmek zor bir şey. Davranmak çok zor. Evet. Daha zor. Hem düşünmek hem davranmak ikisini birden gerçekleştirmek evet. En zoru. Yani şimdi düşünüyorsunuz gerçekten elinizde imkan yoksa yani evet bir şekilde bulmaya çalışıyorsunuz ama zaman kayboluyor. Ve o evet. Genç zihin çocukların yaratıcı zekaları inanılmaz evet. Bir şey yani. O genç zihinleri gerçekten biraz ittirdiğinizde yani biraz ne tabii, muhteşem. Mesela büyüklerin yapmadığı küçük çocuklarımızın yaptığı bunu kent konseyi çocuk meclisinde de yapıyoruz. Çocuklarımız gidiyorlar apartmanlarının kapılarının zillerini çalıyorlar. Eski oyuncak var mı? Eski kitap var mı? Diye soruyorlar. Topluyorlar bunu bir sokakta başka yerde. Bunları satışa sunuyorlar. Ben bunları duyuyorum bazen. Onları çok daha merkezi yere alıyorum tabii. Ben de satışta yardımcı da oluyorum onların. Ticaret geçen, de öğreniyorlar bu arada. Tabii kaldırımdan gelen geçenleri çağırıyorum. Hatta onlara gelin siz de alışveriş yapın burada diyorum. Çocuklara destek olsun. Ama çocuklar bunları kendileri harcamıyor. Örneğin bir grup kedi ve köpeklere mama aldılar ve onlara dağıttılar. Nasıl farkındalıklılar? Evet, gerçekten bir grup, tebrik ederim. Köpek evi yaptılar parasıyla. Bir grup topladığı tüm parayı kuruşuna kadar Down kafede yaptılar bu satışı. Down sendromlu çocukların bir bağış kutusu vardı, kumbarası vardı. Olduğu gibi kazandıkları parayı oraya da bu çocukların bu yaptığı büyüklerimize aslında örnek olması kesinlikle. Gerekir. Kesinlikle, evet. Bizim mesela demin söylediğime geleceğim, insanlar bir şey yapmalı diyorum zaten. Herkes bir şeyler yapmalı. Sadece yemek içmek için bu dünyaya gelmiş olamayız herhalde. Tabii bir şeyler herhalde. Yapmamış şart. Yürüyüş yapıyoruz. Biz iki tane büyük yürüyüşümüz var bizim. Bir, bahar ve yaz aylarındaki doğa yürüyüşü yapıyoruz. Herkesi çağırıyoruz. Binlerce insan geliyor. Ne zaman yapıyorsunuz bunu? Havalar iyileşmeye başladıktan baharda. Tabii en son yaptığımız sanıyorum Ekim ayında yaptık en son bu sene. Her sene işte Mayıs'tan itibaren bunları yapıyoruz. İlkbahar ve sonbaharın başında özellikle. Çok iyi katılım oluyor. Güzel olur. Orada da kenttekilerle köydekiler buluşuyor. Orada müzik çalıyor. Yürüyüşün sonunda halay çekiyorlar. O faydası var ayrı. Bir de ulusal bayramlarda her ulusal bayramda bir yürüyüş düzenliyoruz. Bunun siyasetin dışında pankart yok. Türk bayrağı var, Atatürk resmi var o kadar. Çünkü bayramımız zaten. Evet bizim, burada herkes gelsin diyoruz. Demokrasiden yana, cumhuriyetten yana olan, Atatürk ilkelerini savunan herkes gelsin. Partisi kim olursa olsun. Doğa yürüyüşünde de aynı şekilde. Yolda yürürken
daha çok bizde kadınlar tabii duyarlı bu konulara. Hanımefendi yolda tanımıyorum diyor ki başkanım ne zaman yürüyoruz bakın. Yani onların artık birilerinin hadi yürüyelim demesini bekliyor. Şimdi toplumumuz öyle. Yani hadi yürüyelim, hadi bir eylem yapalım. Bir liderlik istiyor. Diye toplum. Birisini bekliyor. Bize evet. Düşen görevlerden de birisi o işte. Görüyorsun Fransa'da kadın hareketler için direnenler var. Opera bale onlara destek veriyor, diğerleri destek veriyor. Bizde bu fazla yok maalesef. Mesela bir orman kesildi. Biz itirazımızı yaptık ama isterdim ki ben Mersin'deki birçok kurum ve birçok kuruluş, birçok o çevreciyim diyen dernekler, herkesin orada bir daha büyük bir kamuoyu baskısı oluşturmasını isterdim. Bu bizim Türkiye'de maalesef yasal sivil itaatsizlik derler, buna yasal direniş hakkı derler, ne derseniz adını deyin. Bu çok gelişmedi tabii. Demokrasinin gelişmesiyle paralel olan şeyler bunlar. Kendiliğinden olmuyor. İlla birisinin teşvik etmesini bekliyor. İspanya'da metroda bomba patladı. Ertesi gün 1 milyon kişi toplandı. Evet. Hiç birisi organize etmeden bu tepkiyi gösterebiliyor. Giderek ama bunlar düzelecek. Kadın hareketleri nasıl son yıllarda geliştiyse onun gibi. Aktif. Oradan hemen şuraya geçmek istiyorum. Mezitli Kent Konseyi. Orada da evet. Hareketli olaylar oluyor. Belediye ile birlikte güzel şeyler yapıyorsunuz. Sibel Hanım, Sibel Gelbur. Evet. Buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten çok çalışkan bir insan Sibel Hanım da. Çok güzel, faydalı sorumluluk projelerine katılıyor. Neler yapıyorsunuz Mezitli Kent Konseyi ile? Şimdi bizim belediye çalışanlarımızın büyük bölümü kadın. Önce onu söyleyeyim. Kendi çok öz güzel. Çalışanlarımız, müdürlerimiz de, başkan yardımcılarımız da çoğunluğu kadın. Yönetiyor. Tabii sadece belediyeyle değil, kent konseyi başkanımız da kadın. Kadın, evet. Bir spor kulübümüz var Mezitli Belediyesi'nin. Onun da başkanı bir kadın, milli bir tenisçi o da. Belki gün gelir onu da çağırırsınız, burada dinlersiniz. Evet. Kent konseyi kendi içinde çok sayıda çalışma grupları var. O klasik kadın, engelli, işte çocuk meclisi, gençlik meclisi, göç meclisi var. Evet. Bu göç edenlerle ilgili. Yine sağlık komisyonları var. Çok güzel çalışma yapan. Emekli. Ben de yeni katıldım gençlik meclisine. Evet, çok güzel emekli komisyonu var. Hepsi gayet güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de tabii onlara değer veriyoruz, onların çalışmasına. Geçtiğimiz yılın birinde beni uluslararası bir toplantıya, Malta'ya çağırmışlardı. Ben gitmedim. Sibel Hanım'a dedim ki sen git benim yerime, konuşmacı ol dedik. Kendisi gitti orada, bizi gayet güzel temsil etti. Yine Ankara'da bir bakanlık düzeyinde bir toplantı vardı. Yine ben gitmedim. Sibel Hanım'a dedim sen git konuşmacı olarak oraya katıl. Yine bu hareketlilik haftası, Avrupa hareketlilik haftası ile ilgili bir eylemler oldu. Yine üst düzeyde bakanlıklarla ilgili bir şey vardı, toplantı. Oraya yine bizleri çağırdı. Yine ben gitmedim. Yine bisiklet konusunda bir Ebru diye arkadaşımız var. Hı hı. Dedim ki sen git oraya benim adıma. Ve gittiği zaman çok büyük yankı yaptı orada. Tek bir o varmış. Belediye başkanlarının dışında sivil birisi geliyor. Artık buna alıştırmamız gerekir toplumu. Hep ben gideyim, hep ben ön planda olayım. Yok böyle bir şey. Bu bir ekip işidir. Kim bu işi daha iyi yapıyorsa o arkadaşlar bir yerlerde temsil edilmeli. Bu temsili demokrasi anlamında, bu katılımcılık anlamında buna ihtiyacımız var. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir sokak yaptınız. Aslında canlı yayınımızı oradan yapacaktık değil mi Mezitli'de? Evet. Ama hava soğuk diye onu bahara biraz daha havanın açmasına bıraktık. Neydi? Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Hanım'la birlikte yapacaktık o programı sizinle birlikte. Evet, bizde böyle sokak şeyleri tabii farklı farklı sokar. Mesela çocuk sokağımız var. Evet, bir sivil bir toplum kuruluşuyla yaptığımız çocuk sokağımız var. Yine iki tane sanat durağı yaptık biz. Ne var orada? İki tane sanat durağımızda çeşitli etkinlikler oluyor. Müzik etkinlikleri, dans oluyor. Kaz Dağları'nda
ki bu siyanürle altın arama olayında bir şey yapamadık biz, Kaz Dağları'na gidemedik doğrusunu isterseniz. Bunu eleştiren de oldu belki ama gidemedik yani. Bu eleştirenler de gitmedi tabii oraya. Yani biz de oraya tango yapanları çağırdık, dans yapanları, gelin burada şey yapalım, Kaz Dağları'na karşı sesimizi duyuralım dedik. Eğer böyle duyuracak sesimizi öyle duyurmamız gerekir. Beğenmeyebilir bazısı. Onlar da gitsin Kaz Dağları'na gitsin diyorum ben. Ben gidemeye fırsatımız olmadı arkadaşlarım. Sokak müziği yapanlar geliyorlar, orada çalışma yapıyorlar. Yine bir ikinci Demokrasi Meydanı'nda yaptığımız sanat durağına çok büyük ebatta bir Van Gogh'un bir eserini Çinilerle arkadaşlar, sivil bunlar. Para vermedik, hiç kimseye para vermiyoruz. Zaten bizim belediye çalışmalarında öyle pek parayla işimiz olmuyor bizim. Sağ olsun herkes elinden geleni yapıyor. Örgü sokağı yaptık. Herkesin şikayet ettiği bir sokaktı. Bu Denizhan'la Soli arasında bir sokak ki Mersin'in en güzel sokağı bana göre. Herkesin görmesi gerekir. İnan Avrupa'ya gitseniz öyle bir sokak görseniz mutlaka %100 resim çektirirsiniz. Oysa bizim burada var. Herkesin görsün istiyorum. O sağlı sollu begonviller, diğer çiçekler gayet güzel. Bir tarafı deniz, bir tarafı cadde. Oraya örgü evimiz var. Kadınların çalışma yaptığı bizim bir de öyle projemiz var. Ha, bir ev var orada örgü yani. Evi, yok, ev. Orada ev başka yerde. Örgü evinde yine gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor. Biz hiç orada bir şey yapmıyoruz. Peki. Biz yaptık, teslim ettik. Kadınlarımız boş zamanlarında gelip orada örgü yapıyorlar, satıyorlar yaptıkları örgüyü. Sonra onları düşünmüşler. Ben düşünmedim. O sokağı örgü sokağı diyelim dediler. Buraya ağaçların gövdelerine yaptıkları örgülerle süslediler burayı. Yaz aylarında satış yapıyorlar. Hediyelik eşya satışları, müzik yapanlar var. Ve orayı hareketlendirdik. Bu şekildeki noktaları her yeri hareketlendirmeye çalışıyoruz. Zaten bir de günümüzde bir kavram gelişti. Sokak ekonomisi diye. Yani sokakları daha iyi değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak anlamında biz bunları yapıyoruz. Çiçek satanlara diyoruz ki gelin, size her yerde çiçek satış izni verir. İşi olmayana da diyorum gelin çiçek satın. Para almayacağız. Mevcut çiçekçiler şikayet ediyor, doğru. Onlara iki şey sunduk. Dedik ki bir, çoğu kiracı bunların. Çiçekçiler Odası Başkanı'yla da görüşürüz. Yer bulalım, size yer yapalım. Siz de yer sahibi olun. Toplu halde olsun çiçek satışı yapanlar. İki, buradan siz şikayet ediyorsanız siz de gelin çiçek satın orada diyorum. Şikayet etmeyin, siz de satın. Yani herkes satsın. Şimdi buradan da sesleniyorum yani. Herkes gelsin orada çiçek satsın. Ne oluyor? Hem bir takım insanlar para kazanıyor. Hem de o bizim kaldırım kenarları, cadde kenarları, bazı kötü görüntü olan yerler var, boş olan yerler. Oralar rengarenk çiçek dolu. Şimdi bir caddemizde öyle oldu mesela. Gayet güzel çiçekçiler var orada. Bunu... Yani çiçekçinin çiçeklerini satıyor gelenler, evet, evet, değil evet. mi? Oralar isterseniz gidin köyden alın satın, isterseniz siz üretip satın. Ama oradan bir para kazanıyor insanlar. Hem de şehir güzelleşmiş oluyor. Aynı çağrıyı kitap için de yapıyoruz. Kim bir kitap kütüphane gibi bir şey evet. kurdunuz değil mi? Evet, kütüphanelerimiz var. Sokak kütüphanesi ve kitli galiba. Evet, onu da bir sivil toplum kuruluşu kent beraber. Kent konseyiyle mi yaptınız onu? Yok, onu bir sivil toplum kuruluşu. Söyleyelim peki. de adını da şey değil çünkü teşvik olsun diye. Akdeniz Lyons grubu yaptı tamam, bu sefer. Peki. Onlarla yaptık. İki yerde yaptılar. Bir Demokrasi Meydanı, bir eski belediyemizin. Bunu çoğaltacaklar. Biz de bir çalışma yaptık şimdi. Özel kitap satışı. Onu nasıl da yaptınız onu? Herkese sesleniyoruz. İstedikleri yere bunlardan yapıp koyacağız. Para almayacağız. Birinci el, ikinci el kitap satın gelin diyoruz. İşiniz yok. Kendi kitaplarımızı geliyoruz, satıyoruz. Parası bizim mi? Evet, evet. Belediyenin değil. Değil, hayır. Belediye hiçbir para dağılmıyor. Seslenelim buradan yani. Evde kitaplarınız, ikinci el kitaplarınız. Tabii tabii. Üniversite mezunu arkadaşlar gelsin. Test kitaplarınız varsa, 8. sınıfta sınava giren arkadaşlarım LGS, ben de söyleyeyim öğrencilerim. Ve üniversite sınavına giren öğrenciler. O kitaplar çünkü boşa çıkıyor ya da hani yardım amaçlı başkasına veriliyor. Okunan kitaplar diyor, romanlar da öyle biliyorsunuz. Romanlar, tabii. okuduğunuz kitaplar. Dergileriniz belki olabilir. Bunları ikinci elde Mezitli Belediyesi'nde istedikleri yerde satışına istedikleri izin veriyoruz. İstedikleri yerde sokakta satabiliyorlar. Evet.
Öğrenci arkadaşlarım bundan para kazanırlar gerçekten. Üniversite mezunları da iş buluncaya kadar. Buluncaya kadar sonra. Aynen. Yani sizde kitap yoksa ailenizde varsa anneler babalar şikayet edebiliyor. Vardır. Çok yer dolu, işte her taraf kitap dolu. Bakın burada çok güzel bir imkan var yani. Neşet Tarhan evet. Başkanım diyor ki gelsinler. İstedikleri yerde satabilirler. Kimse hiçbir şey demeyecek diyor. Evet. Değil mi? Evet, evet. Bizim belediyenin girişinde kitaplar vardır. Orada bir yazı vardır. Gelirseniz görürsünüz. Diyor ki buradan istediğiniz kitap alabilirsiniz diyoruz. Parasız. Süper. Belediyeye çünkü gelmedim. Gerçekten ziyarete geleceğim. Güzel çok, bir belediyemiz var. Ediyorum. Mersin ve Türkiye'nin herhalde en güzel belediye binaları. Mersin'in en güzeli zaten de Türkiye'nin de en güzel belediye binalarından. Mersin'in en güzel oldu. Onu herkes söylediği için rahatlıkla söylüyorum. Diğer arkadaşların hiç kimse alınmaz. Çünkü tamam. Biliyor onlar da bunu kabul ediyor. Gerçekten güzel. Ellerinize sağlık. Görürsünüz. Elinize sağlık. Çünkü herkes kitap getiriyor. Sağ olsun bu tür insanlarımız çok. Size güvendiği zaman insanlar destek oluyor size. Bize her gün bir takım insanlar getirir. Sadece Mersin'den değil, İstanbul'dan, Adana'dan, İzmir'den, başka yerden bize kitap gönderenler var bu çalışmamızı duyduğu için. Biz bunları her yerde kitaplık var. Gönüllü evlerimizde var, gençlik merkezlerimizde var, Dağın Kafe'de var. Süper. Dağın Kafe'yi sormak evet. istiyorum. Bir de Dağın Kafe'niz var Mezitli'de. Evet. Burada hani bilmeyenler için aslında çok duyuldu. Hemen hemen herkes de biliyordur. Nasıl bir yer burası? Burayla evet. ilgili ne söylemek istersiniz? Yani öncelikle ben bu konuda gerçekten Mersin'deki halka, vatandaşlara, Mezitli'lere de ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Buranın özelliğinden dolayı çok büyük destek verdiler. Down sendromlu çocuklarımızın her gün 2 tane, 3 tane bunlar periyodik olarak geliyorlar. Orada hizmet yapıyorlar. Zihinsel engelli çocuklar vakfı var. Ziçev diye başkanı hı hı. Zeki Hanım sağ olsun çok iyi çalışkan bir hanımefendi o da. Onlarla beraber bu çalışmayı yürütüyoruz. Çok da güzel gidiyor. Dün yılbaşı eğlencesi yaptık onlarla. Aileler yemek getirmişler orada. Müziği biz temin ettik. Kendiler hatta bir okuldan bir müzik grubu geldi. Keman çalan, değişik müzik aletleri çalan ve o Down sendromlular oynadılar. Ben o kadar fazla bilmiyorum ama ben de o Down sendrom çocuklarına da dans bana da yaptırdılar. Benim en mutlu olduğum alanlardan birisi o Down sendromlu çocuklarla olduğum zamandır. Herkesin tanımasını istiyorum bu çocukları. Hepsi bizden iyi. Onların bir kromozom fazlası var biyolojik olarak ama evet. O bir kromozom fazlalıktır. Yani bizden artıları var. Bu kadar temiz, bu kadar dürüst, bu kadar içtenlikle insanı seven bir insan göremezsiniz. Onun için tüm toplumun bu çocuklarla ben tanışmasını istiyorum. Gerçekten birçok projemiz var ki beni çok onurlandırıyor, mutlu evet, ediyorum. Evet, bu proje gerçekten dün, Mersin evet. için Mezitli'deki bu Dağın Kafe. Gerçekten çok gurur ve onur verici bir durum. Evet, dün durum. O çocuklardı. Çok mutlu oldum beraber olduğum zaman. Bugün sabah yılbaşı nedeniyle bizim yine söylüyorum Mersin'in en güzel, Türkiye'nin de en güzel anaokullarından birisi. İddialı söylüyorum bunu. 180 öğrencilik anaokulumuz var. Belediyenin. Belediye işletiyor. Belediye personeller, bizim öğretmenlerimiz. Hepsi pırıl pırıl gençler, kızlarımız. Süper. Bunlar hep yüksekokul, üniversite mezunu öğretmenler. Çocuk gelişim mezunu. İçinde İngilizce öğretmeni var. Okulumuzun psikoloğu var ayrıca. Her şeyi var yani. Oldukça İsmi modern neydi? Bir okul. Bircan Tüfekçioğlu. Bircan Tüfekçioğlu değil mi? Bir, evet. Bircan Hanım burayı bir hayırsever, emekli öğretmen yaptırdı. Biz yapmadık bunu da. Şimdi diyeceksiniz ki hiçbir şeyi siz yapmıyoruz ama yok. Doğru. Yani birçok şeyi biz yapmıyoruz hakikaten. Bu anaokulunu siz, da. Siz ulaştırma şeyini sağlıyorsunuz. Güveni sağladık biz. Bakın şunu her yerde söylüyorum ben. Bir belediye başkanı, belediye kurumu güveni sağlayamazsa hiçbir şey yapamaz orada kentinde. Biz ilk yaptığımız iş bu oldu seçildikten sonra. Belediye olan güveni ve belediye başkanına olan güvenini sağladık. Bugüne kadar orada hiçbir hayırsever belediye hiçbir şey yapmamışken bir anaokulu yapıldı. Ki söylediğim gibi şimdiden gelecek sene için çocuğunu kaydettirmek isteyene sırada bekliyorlar. Yapamıyoruz, herkesi yetiştiremiyoruz. Eğitim alanında soru soracaktım. Şimdi ilk evet. şey bu olmuş oldu. Eğitim alanında bir anaokulunuz var, Bircan Tüfekçioğlu. Evet. Burada
Anaokulu çocukları değil mi? 0-5 yaş grubu mu? Kaç? Bunlar 3-6 yaş grubu. 3-6 yaş, evet. Mesela hayırseverlerimizden gençlik merkezi yapan oldu. Bir tanesi gençlik merkezi yaptı. Ne yapıyor orada? Burası da gençler için. Orada tiyatro çalışması var, müzik çalışması var, İngilizce çalışması var, var. Çeşitli kurslar var. Bir arkadaşımız yine hayırsever, kafe kütüphane yaptı. Mersin'de tek. Şu evet, anda Türkiye'de de ender. Evet, ben hep hayal ediyorum böyle bir yer olsa, evet, var yani. Evet, kafe kütüphane var. Müthiş bir yer ve yer dar geliyor artık. Bu evlerinde çalışma ortamı uygun olmayanların ders çalıştığı süper. Yer. Bu her seviyede öğrenci. Bütün gençler böyle çalışıyor. Başkanım artık bir kafeye gidecekler. Evet. İşte bu adını vermeyeyim şimdi, reklam olur. Yabancı evet. bir kafeler var biliyorsunuz, çok da pahalı tabii, kahveleri. Tabii. Öğrenciler ama oraya işte kahve içiyorlar. Aynı zamanda laptopu açıyorlar. Orada ders çalışıyorlar. Tabii, evde tabii. sıkılıyorlar. Bunu, yani artık gündem böyle. Master yapanlar var. Doktora yapmış şey, hocalarımız var. Bunlar işte TUS sınavına giren doktorlarımız var yine aynı şekilde. Orada biz internet ağı da var. Orayı biz yapmadık. Gönüllü bir hanımefendi çalıştırıyor şu anda. Bizim hiçbir şeyimiz yok orada. Yani onu da bir hayırsever yaptı. Kütüphane, kafe. Kafe kütüphane. Ağırlıkla ders çalışma yeri oluyor. Bir aktif yaş alma merkezi yaptık. Emekliler için mi? Alzheimer Derneği'ne verdik. Bu belli yaşın üstündeki insanların Alzheimer olmasını önlemek için aktiviteler yapılıyor. Süper. Resim, neler yapılıyor? Resim yapılıyor. Müzik grupları var, koroları var. Bunların orada sebze yetiştirirler, çiçek yetiştirirler. İşte değişik çalışmalar var bunların. Zihin çalıştırıcı. Onu da yine Alzheimer Derneği'nin görevlendirdiği bir hanımefendi var. O yürütüyor. Bizim herhangi bir şey, biz sadece yeri temin ettik. İkincisini yaptık. Çok ilgi gördüğü için bu Davultepe'de ve bizim Almanya'da kardeş belediyemiz Berlin merkezdeki belediye de maddi destek de sağladı. Gerçekten işte başarılı olursanız, güven verirseniz dıştaki ülkeler dahil, belediyeler dahil size destek oluyorlar. Size kesinlikle. İnandıkları zaman. Peki şunu sormak istiyorum. Seminerler, eğitimler veriliyor mu belediyenizde? Tabii. Mesela ailelere yönelik. Yani şimdi bu şiddet dediğimiz işte olay biliyorsunuz ailede çocuğun aslında küçüklükte gördüğü, nasıl yetiştiğiyle ilgili aslında bu durum. Evet. Kendi şiddet görmüş insanların genel anlamda psikologların da söylediği bu biliyorsunuz. İşte küçüklükte şiddete maruz kalmış ya da bunu deneyimlemiş ya da görmüş kişiler ileride mutlaka bu tür şeylere başvuruyorlar. Tabii. Onun için ailelerin de yani aslında anne babaların yani anne baba olmak biraz gerçekten öyle hani farazi bir durum değil. Bunun aslında bir okulu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kimse bunu doğuştan, evet bir güdüsel bir şey annelik babalık ama kimse doğuştan da tam olarak neyin tam doğru olduğunu da bilmiyor. Yani deneyimleyerek gidiyor ama burada yetiştirdiğiniz bir canlı var ve üzerinde deneyimlediğiniz evet. her şey onun üzerinde kalıyor. O yüzden de küçük yaşlardan hani bir takım şeyler aslında bilerek gitmek, işte ne bileyim hani bir iletişim, ergenlik evet. durumu var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili eğitimleriniz, seminerleriniz çok var mı? Çok sayıda oluyor. Değişik kademelerde. Mesela anaokulunda çok oluyor. Yani anaokuluna çok önem veriyor. O 3-6 yaş grubundaki evet. çocuklarımıza sürekli bu yönden sağ olsun. Bu da hep gönüllü uzmanlar gelip ders veriyorlar, eğitim yaptırıyorlar. Belediye personelimize veriyorlar. Bazı sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi aracılığıyla tüm halka açık yine eğitimlerimiz oluyor kent konseyi binamızda. Ayrıca bir de bizim TC eski belediye binamızda kadın danışma merkezimiz var. Kadın danışma merkezimiz de tamamen gönüllülük üzerine kurulu. Baroyla protokol yaptık, Mersin Barosu'yla. Oradaki avukatlar destek oluyor, psikologlar gönüllü destek oluyor. O kadınların talepleri nedir, şikayetleri nedir? Onlarla ilgileniyorlar hukuken bir yardımcı olacak bir konu varsa veya başka konuda. Bizde de tabii raporlar geliyor. Bizim yapacağımız bir konu varsa bunun üstünde çok duruyoruz. Bu eğitim çalışmalarının çok da faydalı olduğunu zannediyorum bunların. Yani ailelere, anneye, babaya tabii kadın çok önemli tabii. ama babalarımızın da tabii burada bu eğitimlere katılması. Tabii mesela bir tanesini söyleyeyim. Ben anaokulumuzda davet ettiler bir gün. Dediler ki baba eğitimi var. Siz de buyurun gelin bir gün. Ben pek bir şey olmaz herhalde dedim. Şey, baba nereden olacak da bir gideyim dedim. Kırmadım tabii okul müdürümüzü. Mesaiden sonra ki zor bir saat. Herkes mesaisinden çıkmış babalar. Hı hı.
burada yorgun argın gelmişler. Bir baktım bir salonda bir öğretici, öğretmenimiz böyle ay şeklinde babalar oturmuşlar. O kadar güzel dinliyorlar ki öğrenci gibi baba eğitimi veriyorlar babalara. Çocuklarla nasıl davranması gerektiği, çocuk baba ilişkisi nasıl olur diye. Çok önemli anaokuluna, çünkü. Biz anaokuluna dediğim gibi gerçekten iddialıyız. Türkiye'deki en iyisi derken. Şimdi en son yaptığımız mesela benim 3 tane şey istiyorum Mezitli halkından. Diyorum ki bir, bizim yazlık sinemayı herkes görsün. Gitmeyen yazlık kalmasın. Sinema da var değil mi? Tabii, onu yazlık sinema. Tamam. Türkiye'nin o da en güzel 10 sinemasından biri. Ben söylemiyorum bunu. Hürriyet gazetesi Atilla Dorsay gibi yazdı. Türkiye'nin en büyük eleştirmeni, sinema eleştirmeni, jüri başkanı olduğu bir jüri tarafından Türkiye'nin en güzel 10 sinemasından biri olarak seçildi. Yazlık sinemaya herkes gitsin diyorum. 2. Herkes yüzme öğrensin diyorum. Mezitli'de yüzme bilmeyen kalmasın. Yani bu yetişkinler için mi bu yüzme? Yetişkin ve çocuklar. Bunun %90-95'i çocuklar oluyor ama sağ olsun anne babalar da gelmeye başladılar artık, güvendiler bize. Her yaz 2500-3000 arasında kişiye yüzme öğretiyoruz biz. Yani Mezitli'de herkes yüzme öğrensin diyoruz. Üçüncüsü herkes bisiklet kullanmayı bilsin, bisiklet kullansın diyoruz. O çok önemli. Diyoruz. Çünkü ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum. Anaokuluna bisiklet aldık. Şimdi öğretmenlerine, müdürüne talimat verdik. Buradan bitiren her çocuk bisikleti öğrenip çıkacak dedik. Ve hakikaten şimdi çoğu bisikleti öğrendi. Şu anda süper. Devam ediyoruz. Robot alıyoruz. Robotik kodlama eğitimi verildi. Evet, onlar da şu yaş, an çok tabii çocuklar, aktif artık olan çağın şeyler. Gerektiği. Oradan başlıyoruz bunları. Onun için geçen dönem bizim 5 yıllık dönemdeki ana öznemiz kadınlardı. Bu 5 yıllık dönemde her yerde söylüyorum bunu. Çocuklar bizim şeyimiz. Ama nasıl bir kent derseniz, nasıl bir kent? Kültür sanat kenti diyoruz. Hani kentlerin kimliği diye sorular tartışılır. Mersin'in kimliği de çok konuşulur. Ben yıllardır buradayım, belediyedeyim. Her toplantıda Mersin'in kimliği tartışılır. Ya Mersin tarım kenti mi, turizm kenti mi, ticaret mi, liman kenti mi veya ne olmalı, sağlık turizmi mi olmalı, işte kongre turizmleri mi olmalı gibi kimi 3T'nin hakim olduğu der, işte tarım, turizm, ticaret gibi. Yani bu kimlik tabii Mersin'in yapısı gereği tartışılabilir ama Mezitli'nin tartışılacak tarafı pek yok. Mezitli Mersin'de en çok üniversite mezununun, lise mezununun olduğu bir yer. Okumuşun en fazla olduğu yer. Entelektüellik düzeyi oldukça yüksek. Mezitli'de sanayi yok ve biz bacasından duman olan sanayiyi de istemiyoruz. İzin de vermeyiz buna Mezitli'de. Mezitli halkı sessizliği seviyor. Dinginliği seviyor. Çevre kirliliğini hiç sevmiyor. Mersin'in eski daha yerleşim en alanı. En nezih yeri şu anda. Yani Mezitli bu yönden. Onun için kültür ve sanata çok önem veriyor. Bu kent kültür sanat kenti olarak anılacak diyoruz. Anılmaya da başladı. Bazı ulusal televizyonlarda dahi Mezitli'den bahsederken kültür sanat kenti Mezitli diyor. Benim çok hoşuma gidiyor o tabii. Bunu söyledikleri zaman. Bundan önceki 5 yıl dediniz kadınlar üzerine evet, çalıştık. Evet. Şimdiki 5 yıllık planımızda çocuklar. Yani evet. Tam olarak toparlarsak çocuklar için bu 5 yılda nedir evet. Yapmak istedikleriniz? Birisi şu, bunu sıkça söylüyorum belki son yıllarda öğrendiğim için diyorum. Bunu uzmanlar söylüyor çünkü insan beyninin gelişiminin %70'inin 0-7 yaş arasında tamamlandığı söyleniyor evet. Ki bu doğru bir bilgi. Madem böyle %70'i bu yaşta insan beyninin gelişimi tamamlıyoruz, o zaman biz 0-7 yaş üzerinde çalışalım diyoruz. Onun için robotik kodlama anaokuluna ağırlık veriyoruz. Bu bir anaokulumuzun dışında 6 tane dedik. En az anaokulu yapacağız. Önümüzdeki günlerde birisi başlayacak. Ve bunların da hepsini Hayırseverler kanalıyla düşünüyoruz. 5 tane daha, 5 yıl içinde 5 tane daha anaokulu yapacağız. Evet, ikincisini yine Hayırsever yapacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Bir tane çocuklar için, 0-3 yaş için kreş değil. Bu çocuk akademisi denilir, farklı isimlerle adlandırılır. Böyle bir şey yapalım istiyoruz. Daha kaç farklı. Yaşa girecek bu? 0-3 yaş için bu şu. Çocukların 0-3 yaş arasındaki yeteneklerinin hangi yönde olduğunu, spor mu, müzik mi veya müziğin hangi dalında süper. Gibisinden şeyini, baleye mi yatkın, basketbola mı yatkın, bu konudaki şeyini tespit
etmek istiyoruz. Kaçırmayalım yani. Arada çocuk evet. kaynayıp gitmesin değil mi? Tabii, çok yetenekli yani çocuklarımız. Tabii tabii. Yeteneğini ortaya çıkarmak için birisi de bu olacak. Çok güzel. Yine bu ay, Ocak ayındaki, daha doğrusu başındaki mecliste gelecek. Mersin Üniversitesi ile bir protokol taslağı hazırladık. Meclise gelecek. Kabul görmesi halinde çok güzel, Mersin'de bir taş mektep var bizim. Evet. Taş mektebi restore edilen. Burayı müziğin hakim olduğu Mersin Konservatuvarı ile beraber bir çalışma, bir de heykel çalışmalar olacak. Orada çocuk korosu oluşacak. Ve çocuk orkestrası olacak. Klasik müzik dahil. Bunu yapacaklarca Mezitli Belediyesi'nin olacak tabii. Mezitli çok Belediyesi güzel. Çocuk Orkestrası. Taş Mektebi olacak. Bir müzik mektebi. Sanat yeri yapacaksınız. Ve herkesi oraya çağıracağız, davet edeceğiz. Gerçekten Mersin'in en nezih yerlerinden, mekanlarından birisi. Bu taş mektep eskiden ahır gibi kullanılıyordu, çöplüktü. Onu ele aldık ve çok güzel o mezun olanlar geldi. Açılışını yaptığımızda çok duygusal anlar oldu. Tabii okulda okuyanlar, sağ olanlar vardı. Onların diplomalarını bulduk, eski diplomalarını. Onu yaşatacağız tabii. O nostaljik durum yine okulda. O olacak onları. Ama üniversitemizde de bu protokol çerçevesinde şu anda mecliste taslak olarak sunulacaksınız. Çocuk hobi bahçesini evet aynı şekilde hemen yaptık. Biz bunu oldukça güzel çocuklara yönelik. Bu anaokullarımızın müthiş faydası olacağını inanıyorum. Bu anaokullarını yaygınlaştırmak gerekir. Peki, üniversite olacak. Öğrencileri için bir şeyiniz var. Evet. Yardım bursunuz var. Apartman projesi miydi? Evet, neydi? Evet. Şöyle, bir tane küçük öğrenci evimiz var. Tabii yurt yapmayı da hedefliyoruz veya bir başka kanaldan da yurt projemiz de olacak da. Bir küçük öğrenci evimiz var. Mesela köylerden Mezitli'ye gelip de köyüne dönemeyecek kız öğrenciler var. Hı hı. Bunlar o öğrenci evinde kalıyorlar onlar. O yurt. Bunu tabii çok fazla açıklamıyor, yerinde zaten söylemiyoruz. Tamam, yurt gibi. Her yıl devlet üniversitesini kazanan herkese, ama Mezitli'de yaşayan bütün öğrencilere 1200 lira yardım yapıyoruz. Öğrenci yardımı karşılıksız. Bunu yapıyoruz. Mersin bu, Mezitli'de oturan, üniversiteyi kazanan, bütün üniversite öğrencilerine. Ama özel yani, üniversiteler hariç. Vakıf, seçme yok. Hayır. Zengin, fakir falan ayırt etmiyoruz. 1200 herkese lira. 1200 lira veriyoruz. Sadece okumaya teşvik. Vakıf üniversitelerinde %100 burslu kazananlara veriyoruz. Yaş sınırı var mı başkanım? Hayır. Yaş sınırı yok. Büyük yaşta okuyan, yani illa ki 20 yaşında bir okuyan öğrenci olması gerekiyor. Hayır şey yok. Zengin, fakir hiç ayırt etmiyoruz. Herkese 1200 lira veriyoruz. Bu yetmiyor tabii. Bu para da fazla bir para değil. Gönül ister ki... Akmasa da... Gönül ister ki daha çok olsun tabii ki. Bu yetmiyor. Ara sınıflarda sorun var tabii ki. Çocuklarımızın okurken sıkıntılar var. Buna da katkı sunalım dedik. Nasıl yaparız? Bunu geçen dönem Karşıyaka Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Mezitli Belediyesi, bu üç belediye başkanı aramızda konuşurken gelişti bu. Üç belediyede uygulanıyor şu anda. Çankaya, Karşıyaka, Ankara Çankaya, İzmir Karşıyaka. Evet, İzmir Karşıyaka ve Mezitli. Mezitli'de. Bu evet. Onlar Karşıyaka'nın filizleri, Çankaya'nın filizleri diyor. Biz de Mezitli'nin filizleri diyoruz. Bu da şu, apartmanlara, sitelere, iş yeri, vatandaşlara diyoruz ki öğrenci okutun. Biz karışmıyoruz öğrenciye. Parayı bize vermeyin. Biz direkt sadece bir. Burada aracılık yapıyoruz. Biz şunu yapıyoruz. Sadece bir site 3 öğrenciye eğer veriyorsa bu yardımı, gidiyoruz sitenin kapısına bir plaket asıyoruz. Bu site 3 öğrenci okutmaktadır diye. O kadar, teşekkür şey belgesi gibi. Bunu yapıyoruz. Tabii çok iyi duyuramadık bunu. Çok daha duyurmak gerekir. Buradan duyuralım gerekir. O zaman. Buradan duyuralım. 100 lira versinler. Bakın fazla demiyorum. Ayda 100 lira. Ayda 100 lira veremeyecek kimse çok azdır. Bir. İkincisi, siteler bu kadar aidat topluyor. Evet. Yani bu çok. Kadar aidatın içerisinde. çok yani aidat. 100 lira da lütfen bir öğrenci için versinler. 100 lira. Yani hane Mezitli başına kaç kişi Mezitli halkına yani. Sesleniyoruz evet. tabii, buradan Mezitli değil mi? Mezitli halkına sesleniyoruz. Mezitli halkı, sitede hani oturan. Mersin'dekiler de buna destek sağlayabilir tabii ki. Mersin'deki yani, diğer sitelerde oturan tabii. vatandaşlarımız da, Mersin'de okuyacak olan üniversite öğrencilerine, üniversiteyi kazanmış öğrencilere sitelerde şöyle bir şey başlatmış Neşet Başkanım, belediye olarak.
sitelerden belli miktarda öğrencilere yardım. Bunun miktarı önemli değil ama işte en az 100 lira evet. diyoruz. Ve o sitenin kapısına da bir şey konuyormuş. Hani bu site teşekkür çocuk okutuyor. Plaketi. Teşvik plaketi. Çok güzel bir şey. İnşallah yani buradan duyuralım. Tabii ki okurken paraya çok ihtiyaç oluyor. Eğer ki yoksa yani durumunuz müsait değilse, gerçekten iş imkanınız da yoksa hem okumanın o yani... Okuyan bir insanın çok fazla bunu düşünmemesi lazım. Çünkü kafa tabii, o zaman evet. dağılıyor. Yani biraz rahat olması gerekir. Ama ülkemizde tabii ki maddi güçlük çok fazla olduğu için çok az çocuk o kadar rahat okuyabiliyor. Yardım etmek güzel bir şeydir. Yani ne bileyim, insanı en kötüsü şöyle tabii. söyleyeyim. Yani iyi hissettirir. Aslında evet, öyle evet. söyleyeyim. Birçok da yardım eden insan vardır. Yardım edebilecek insanlar da var. Bazen nereye yardım edeceklerini bilemiyorlar. Çok doğru. Ve bence buradan bunu duyuralım. Mezit Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın başlatmış olduğu, belediyesinin başlatmış olduğu bu proje çok güzel. Belediyeye ulaşarak buraya yardımda bulunabilirsiniz. Nasıl bir şey olduğunu sitede, internet sitesinde yazıyor. Versinler. Apartmanların kapıcısı vardır veya evet. sitede bir muhtaç biri vardır. Kendileri bulsun. Ha, bulamazlarsa bize müracaat edenler tamam. var. Biz isim veririz. Ama parayı siz almıyorsunuz, para direkt aracı oluyorsunuz. Evet. Şimdi bana içeriden yayınla ilgili bitirin diyorlar ama o kadar güzel ki bir sürü de proje hmm. var. Ben sizi tekrar çağırmak istiyorum yeni yıldan sonra lütfen. Zaten Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Hanım'la birlikte bir program yapacağız. Özellikle bu sokaklarınızda yapmayı düşünüyoruz. O bir tane sokağı evet. seçeriz güzel bir şekilde, güzel bir havada. Şu hemen toparlamadan önce şunu da sormak istiyorum. Bir Mezitli kart var. Evet. Bir de amfiteyatro yenilendi galiba orası da, öyle bir şey var değil yeni mi? Yeni amfiteyatro yapıldı. Var. Kültür merkezimiz 1 Eylül'de bitecek şekilde planlıyoruz. Evet, İnşaatı... amfiteyatronuz bitti mi? Tabii faaliyette burası. Çok orada güzel aktif şeyler yapılıyor. Müzik gösterileri oluyor, konferanslar oluyor, çeşitli etkinlikler sürekli oluyor. Orada. Mezitli kart nedir? Mezitli kart... Bunu veriyoruz. Bir takım iş yerlerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri, evet. Özel okullar, berberden kuaföre, aklınıza ne gelirse mu? Bu tür anlaşmalı olduğumuz yer bize söylüyor. Ben %10 yapacağım diyor, %20 indirim yapacağım diyor. Akaryakıt istasyonlarında var. Bu mezitli kartı gösterdiği zaman bunu yapıyor. Biz ayrıca... Bunu herkes alabiliyor mu başkanım bu kartı? Efendim? Bu kartı herkes alabiliyor mu? Herkes alabiliyor. Ayrıca biz kendi aktivitelerimizde de buna ayrıcalık tanıyoruz. Parayla girilen her yerde mesela yazlık sinema, yüzme havuzu gibi mezitli kartı olanlar %20 indirimle yararlanıyor. Bütün kurslarımızdan herkes da. Herkes mezitliye taşınacak. Tabii ayrıca geziler düzenliyoruz biz. Bir takım yerlere özellikle Anıtkabir çok fazla oluyor. Çanakkale, Konya Mevlana'ya, Hacı Bektaş'a, Ürgüp'e, geçenlerde Urfa Göbekli Tepe'ye düzenledik. Bunun güzel. Gibi bu gezileri düzenlerken de ağırlıkla mezitli kartı olanları tercih ediyoruz. Bir de gönüllü evlerinde çalışanlarımız, bizim 9 tane gönüllü evimiz var çünkü orada hı hı. gönüllü çalışanları. Öncelik veriyoruz tabii ki onlara da. Peki öğrencilerle ilgili son bir şey daha sormak istiyorum. Öğrencilerine bir takım eğitimler, seminerler, bu tarz şeyler yapılıyor mu belediyenizde? Yani üniversite öğrencileri veya lise öğrencilerine, onların kendi kişisel gelişimleriyle ilgili. Yani staj yapıyorlar tabii, biliyorsunuz staj zaten üniversite öğrencileri, herkese yardımcı oluyoruz. Hı-hı. Ama lise çağındakilerde ücretli olduğu için o staj imkanı iş güvenliği açısından sigortalı gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Yaşları küçük olduğu için ona giremiyoruz. Ama üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Kıbrıs dahil, yaz döneminde herkes geliyor, staj yapıyor tabii ki. Şimdi yapmış olduğunuz projeler gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. 0-3 yaş için yapmış olduğunuz proje, akademi başlatacağınız, aynı Yenişehir Belediye Başkanımız geçen hafta da evet. konuğumda Abdullah Özyiğit Bey. Onların da böyle bir şeyi var, projesi var. Akademi 0-3 yaşla ilgili ve 5 yaş grubuna, yani
küçük çocuklara, anaokulu çocuklarına ciddi projeleri var. Bu açıdan Mersin, yani nasıl söyleyeyim, gerçekten de eğitime aslında çok değer veren bir şehir. Ben 4 yıldır, 5 yıldır buradayım. Evet. Ama inanın çok bu konularda, yani eğitime değiniliyor burada. Öğrenciler de aslında çalışkan, yani biraz ittirirseniz gerçekten çok güzel yerlere gidiyorlar. Sorduğunuzda ya Adanalı ya Mersinli oluyorlar. Hani toprağından herhalde. İnanın başarılı, akıllı, zeki çocuklar çıkıyor, çalışkan. O yüzden bu tarz projelerin de olması, yani kadın ve çocuk olan projeler, tabii ki yaşlı olanlar için olanlar da çok güzel. Hepsi çok güzel ama benim alanım daha çok kadın ve çocuğa girdiği için ben de buralarda sosyal sorumluluklarınıza katılabilirim. Zaten evet, Sibel Hanım'la görüşmelerimiz var. Evet, ciddi anlamda, çünkü ne kadar küçük yaşta başlarsak, farkındalık arttırıcı çalışmaların yapılması aslında, yani okul yaşındaki çocukların, hani anaokulu yaşı evet, bir de ilkokul, ortaokul ve lise çocuklarının farkındalıklarını arttıracak çalışmalar. Çünkü farkındalığı arttığı zaman bir insanın bakış açısı değişiyor ve yaratıcılık orada ortaya çıkıyor. Son kez şeyi unutmayalım. Yılbaşıyla ilgili şeyiniz vardı değil mi? Kutlamalarınız vardı. Ben tabii bu arada 3 Ocak'ta da Mersin'in kurtuluşu var tabi biliyorsunuz. Onu da bu televizyonun aracılığıyla kutlayalım. Onu da kutlayalım. Bugün aynı zamanda Tarsus'un da mı kurtuluşuydu? Evet, yeni yılını da şimdiden herkesin kutluyorum. Herkesin umduğu, hayal ettiği, ne bekliyorsa gerçekleşsin yeni yılda. Ne güzel, herkes inşallah. Bir şeyler bekler çünkü. Biz de bu yeni yıl tabi yeni bir başlangıçtır. Herkes için gerçekten bir umut noktasıdır. Yeni bir sayfa açılıyor. Sayfa açılıyor. Bu arada beni çok etkilediği için söylüyorum, hastanelerdeki hastalara ve onlara bakan ebeveynlere, anne babalarına şifa diliyorum, sabır versin diyorum. Ve yeni yılda inşallah bu tür sorunlar, hastalarımız en aza iner. Cezaevindeki yine kader mahkumu dediğimiz insanlara sabır diliyorum. Herkes gereken dersi almıştır umarım. Cezaevi olmayan bir ülke olur gelecekte İnşallah. Türkiye diye diliyorum. Biz de bu başlangıcı iyi bir başlangıç olsun diye yarın sabahtan itibaren Demokrasi Meydanı'nda yılbaşı gecesine kadar Mezitli'de Demokrasi Meydanı'nda hediyelik eşya satışı, tabii bazı yiyeceklerimiz de oluyor. Böyle bir çarşı Karnaval yaptık. Karnaval havasında bir durum var. Müzik gösterileri olacak sürekli. Burada devamlı eğlence, dans, müzik olacak. Yılbaşı gecesi de yine bu devam edecek, daha bir farklı programla. Ve orada hatta hediyeler de vereceğiz, çekiliş yaparak gelenlere değişik Siz hediyeler. Siz orada olacak mısınız başkanım? Ben de orada olacağım. Yılbaşını halkla beraber, ailemle beraber, ben de Mezitli halkıyla beraber kutlayacağım. Herkesi oraya yarın sabahtan itibaren görmeye çağırıyorum. Yılbaşı gecesi de gelin hep beraber olalım diyoruz. Birlikte eğlenelim istiyorum. Çok teşekkür çok güzel. Ederim ben de. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Yarından itibaren Mezitli Demokrasi Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları başlıyormuş. Mezitli halkına duyurulur. Diğer tabii ki diğer halka da, yani Mersin'e duyuruyoruz buradan. Yılbaşı gününe kadar çeşitli aktiviteler yapılacakmış, satışlar olacakmış, eğlence olacakmış. Yılbaşı akşamında Sayın Başkanım Neşet Tarhan, kendisi de orada olacakmış. Hediyeler dağıtacaklarmış, çekiliş yapılacakmış. Gelin birlikte kutlayalım diyor. Bugünkü programımızı da Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la bitirmiş oluyoruz. Yeni yıl öncesinde belediye başkanlarımızla konuşarak yeni yılda neler yapacaklar, ne tür hedefleri var, onları görüp konuşmak istedik. Benim de merak ettiğim konulardı. Çok güzel projeleri var. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hepsini gerçekleştirebilirler. Ama tabii ki tekrar yayına aldığımda bunları takip edeceğiz. Bakacağız ne kadar olmuş. Biz bugünkü programımızı bu şekilde kapatıyoruz. Yarın tekrar saat 2'de İçel TV'de canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.